Robotların yükselişi, insan ve robot savaşları başlıyor. İlk defa bir bilim kurgu yazarı tarafından kullanılan robot kelimesi Çekçe self anlamına geliyor. Robot, otonom veya önceden programlanmış görevlerini yerine getirebilen elektromekanik bir cihazdır. Güncel tanımı ile robotlar, elektronik veya mekanik birimlerden oluşan, algılama yeteneğine sahip olan ve programlanabilen cihazlardır. Başka bir tanımla robotlar, canlıların işlevlerini ve davranışlarını taklit edebilen, fiziksel yeteneklere ve yapay zekaya sahip disiplinler arası öğeler içeren mühendislik ürünleridir. İnsanca duygulardan yoksun yaratıklar olan robotlar, daha önce birçok bilim kurgu romanına konu olmuştur. Isaac Asimov, ünlü robot serisiyle teknolojik açıdan tutarlı bir robot kavramı yaratır ve robotların amacının insana hizmet olduğunu, bir robotun kendi amaçlarını insanların amaçlarına hiçbir zaman tercih edemeyeceğini koyduğu 3 robot yasasıyla belirler. Bu robot yasaları şu anda insanla robot arasındaki ahlaksal ve hukuksal ilişkinin temelini oluşturmaktadır. 3 robot yasası. 0. Bir robot insanlığa zarar veremez ve hareketsiz kalarak insanlığın zarar görmesine izin veremez. Bu yasa sonradan 0. yasa olarak eklenmiştir. 1. Bir robot 0 kuralla çelişmediği sürece hiçbir şekilde insanoğluna zarar veremez veya pasif kalmak suretiyle zarar görmesine izin veremez. 2. Bir robot 0 ve 1 kurallarla çelişmediği sürece kendisine insanlar tarafından verilen komutlara itaat etmek zorundadır. 3. Bir robot 0, 1 ve 2. kurallarla çelişmediği sürece kendi varlığını korumak zorundadır. Robotlarla yaşam düşünüldüğü kadar kötü olmayabilir. Ama onlardan kurtulmak isteyenler için çalışma yasalarını değiştirmek ya da ülkenin etrafına duvar örmek yeterli olmayacaktır. Robotların yükselişi önümüzdeki yılın hikayesi olmaya adaydır. Sanayi devrimi döneminde fabrikalardaki makine kırıcılar hareketlerinin isyanından beri mekanizasyon insanların işlerini elinden almaya devam ediyor. Ama dönüşüm hiç bu kadar hızlı olmamıştı. Birçok insan yakın gelecekte yapay zekanın insan zekasına üstün gelmesinin mümkün olmadığını düşünüyor. Dolayısıyla bu konuda etik tartışmalara başlamak için henüz erken. Ancak her gün makineler eskiden sadece insanların yapabildiği başka bir işi daha öğreniyor. 3 boyutlu yazıcılar ulaşım ve üretim alanındaki istihdam ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Sürücüsüz araçlarsa yakın gelecekte bizi bekliyor. Kamyon şoförlüğünün tüm dünya sınırları içindeki en yaygın meslek olduğunu düşünürsek bu oldukça korkutucu bir gelişme. Araştırmacılar Amerika'daki iş kollarının yarısının 2033 yılı itibariyle makineleşme tarafından yok edilebileceğini söylüyor. Sırada ise tıp, hukuk ve habercilik varmış gibi görülmekte. Bankacıları da unutmayın. 30 bin kişiye istihdam sağlayan Boston'daki State Street Bankası'nın başkanı Michael Rogers, 2020 yılına kadar 5 çalışanından birinin yerine bir algoritma tarafından doldurulacağını düşünüyor. Çünkü iş yeri sahipleri için makineler her zaman kibarlar. Her zaman çapraz satış farklarını değerlendiriyorlar. Hiçbir zaman tatile çıkmıyorlar, işe geç kalmadıkları gibi onlardan kaynaklanan bir iş kazası ya da yaş, cinsiyet, ırk ayrımcılığı davası da olmuyor. Uzmanlar uzun yıllardır 4. ya da 5. sanayi devriminden, küreselleşmenin 3. dalgasından ve onun yaratıcı yıkıma sebep olan teknolojilerinden bahsediyorlar. Ancak konunun bu sefer gündeme gelmesinin ardından politik şartlar yatıyor. Ortaya yeni bir sorun var. Bu yeni ekonomik darbe, ekonomisi küçülen şehirlerin isyanı ve geride kalan düşük gelirlerin feryatları için ne anlama gelecek? Çoğu kişi için tüm bu olanlar, fakirleşen kesimlerin başkaldırısından başka bir şey değil. Milliyetçilik ve kimlik konuları bu başkaldırının temellerinden sadece ikisi. Artan işsizlik ve gittikçe artan eşitsizlik hissi de bu temalardan. Saygı duyulan bir ekonomist olan Profesör Richard Baldwin, koşulların daha da kötüye gideceğini iddia ediyor. Baldwin,
Londra'daki otel odalarını Kenya ya da Buenos Aires'te yaşayan insanların internetten kontrol ettikleri robotlarıyla onda bir fiyatına temizlediğini düşünsenize diyor. İnsanların buna verecekleri tepkiyi tahmin etmek Baldwin'e göre basit. Buna oldukça sinirlenecekler. Bazı görevler için insanın yerini tamamen alabilecek, bazı görevler için ise insanlara yardım edebilecek sistemlerin hazırlanmasıyla ilgili çalışmaları kapsayan bu bilim dalında çalışan kişiler genel olarak yazılımcılar, elektriksel donanım tasarımcıları, mekanik donanım tasarımcıları ve bunların üreticileridir. Robot, duyargaları yani sensörler ile çevresini algılayan, algıladıklarını yorumlayan, bunun sonucunda karar alan, yapay zekalı, karar sonucuna göre davranan, eylem olarak hareket organlarını çalıştıran ve durduran bir aygıttır. Ve algılamalarına göre bizden bağımsız davranabiliyorlarsa o artık bir robottur. Ve bilinenin dışında aslında bu konu üzerinde yapılan en büyük araştırma ve çalışmaysa askeri savaş robotları üzerindedir. Savaş robotu deyince aklımıza ilk gelen şey sanırım dronlar olur. Drone, uzaktan kontrol edilebilen bir tür uçak teknolojisi olup, Türkçe'de insansız hava aracı anlamına gelmektedir. Dronelar ilk çıktığında gözlem ve savunma gibi amaçlarda kullanılmasına rağmen, bir süre sonra saldırı amaçlı kullanılması da insanların hafızalarında savaş ve çatışma ile özdeşmelerine neden olmuştur. Şu sıralar pek çok farklı füze ve savaş başlıkları ile en gözde ve hızlı savaş robotlarının başında gelmektedirler. Aslında Amerika başta olmak üzere pek çok büyük güç bu robotlar üzerinde yatırım yapmaya başlamıştır. Askeri sırlar bunu çelik kapılarda saklasa da yine de dış dünyaya sızan bazı korkunç ve rahatsız edici bilgiler mevcuttur. Bunlar içinde en korkuncu ise tüm dünyanın jandarmalığını savunan Amerika'nın yakında tüm ulusları egemenliği altına almak için hareket edeceği iddiaları kulaktan kulağa yayılmaktadır. Ayrıca Amerika'nın bunun için en güvendiği güç ise yeni geliştirdikleri roketler ve füzeler değil, sayıları yaklaşık olarak 500 bin olduğu söylenen üstün teknolojiyle donatılmış dev robot askerlerdir. Hatta bu söylenti meşhur Illuminati kartlarında bile bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili en önemli bilinen merkezlerden biri de üzerinde yapay zekanın ışığının parladığı kurum DARPA'dır. Yani Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı. Ordu tarafından kullanılmak üzere yeni teknolojiler üretmekle sorumlu Amerikan Savunma Bakanlığı'na bağlı bir ajanstır. Yıllık bütçesi bilinmemekle birlikte pek çok ülkenin genel bütçesinden daha büyük olduğu da su götürmez bir gerçektir. Soğuk Savaş döneminde Rusya'nın Sputnik füzelerini uzaya göndermesinin ardından 1958'de ARPA adıyla kurulmuştur. DARPA bugünkü internetin geliştirilmesinden sorumlu ve Unix'te TCS and IP'yi de içeren birçok geliştirme projesini finanse etmiştir. DARPA'nın yapay zeka ile çalışan askeri saldırı robotlarını ilk olarak 2009 yılında Irak'ta kullandığı ancak kendi kararlarını verebilen bu savaş makineleri kapatılmak istendiğinde operatörlerini öldürünce proje askıya alınmıştır. Bununla beraber DARPA'nın Aldebaran firması ile ortak olarak geliştirdiği 35 santim boyunda 7 tane humanoid robotu 2015 senesi Mayıs ayında açık alanda test ettiği esnada kanalizasyonu kullanarak kaçtılar. Robotların başlıca özellikleri herhangi bir Wi-Fi ağına şifre gereksinimi olmadan bağlanabilmeleri, internetteki alet yapımı, adresler, haritalar gibi bilgileri hızlı şekilde alıp işleyebilmeleri, sonar enerji ile şarj olmaları ve su geçirmez oluşlarıdır. Humanoidlerin firarının hemen ardından mahkeme konuya yayın yasağı getirmiştir. DARPA ise özel bir ekip kurarak robotları aramaya başladı. Kanalizasyonlarda yapılan detaylı incelemelerin ardından robotların GPS'lerini devre dışı bırakarak ormanlık alana kaçtığı saptandı. Ormanlık alanda yoğunlaşan aramalarda zaman zaman humanoidlerin izlerine rastlansa da henüz hiçbirisi yakalanamadı. Robotların amacı hakkında ise bir bilgi yok.
Ancak DARPA tesislerin de aktif vaziyette aynı tür robotlardan 10 bin tane olduğunu Aldebaran firması açıkladı. Tokyo merkezli firmanın yaptığı sansasyonel açıklamalardan sonra DARPA firmayla 2020 yılına kadar olan sözleşmelerini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı. Bilim uzmanlarının ateşli şekilde eleştirdiği kurumun marifetleri humanoidlerle de sınırlı değil. Günümüzde Afganistan'da Amerikan ordusunca Taliban'a karşı kullanılan yüksek teknoloji ürünü silahlı insansız hava araçları da yine DARPA menşeydi. Fakat DARPA'nın en ürkütücü projesi bu değil. Kurum 2008 yılında tüm ülkenin güvenliğini kontrol edecek bir yapay zeka üzerinde çalışmaya başladı. Uzmanların hakkında sayısız eleştiri makalesi yazdığı program, eğer kontrolden çıkarak yahut internet erişimiyle kendisini bir yere kopyalayarak sistemleri ele geçirirse, elindeki dijital şekildeki yönetilen kimyasal ve balistik füzelerle neler yapabileceğini hayal etmek pek de zor değil. Geleceğin askerleri, enerji kaynakları ve işlemcilerin büyük sorunu olan robotların 21. yüzyıl enerji optimizasyonu ilkeleri kapsamında tek şarjla 6 ve 8 saat tam operasyonel olması sağlanmış durumda. Ancak bu süre askeri operasyonlar, asker gönderilmek istenmeyen tehlikeli görevler, kurtarma operasyonları ya da askeri araç şoförlüğü için kullanılması düşünülen robotlar için pek de yeterli bir çalışma süresi değil. Bu sorunu ortadan kaldırmak isteyen araştırmacılar ve bilim adamları yakıtı dışarıdan alarak enerjisini kendisi üretecek olan robotlar geliştirmeye karar verdiler. 2003'te ortaya atılan fikir 2008'in ortalarında gerçekleştirildi ve savaş alanlarına gönderilecek ilk robotlar üretildi. Sonuç ise bir dönem Amerika'da oldukça panik yarattı. Pentagon için Silikon Vadisi'nde bulunan Cylon Power Technologies tarafından üretilen ve Amerikan ordusuna bağlı çalışan DARPA tarafından finanse edilen Ether'ın önüne çıkan her şeyi yediği, yiyecek hiç ağaç, odun, hayvan vesaire kalmadığında ise savaş alanındaki cesetlerle beslendiği söylentisi yayılınca Amerikan halkının aklına Terminator ve benzeri robotlar geldi ve halk isyan etti. Ether'ın üreticisi, Cylon Power Technologies'in başkanı Harry Scholl, her ne kadar cesetler robotun menüsünde yok, merak etmeyin yemez dese de halk ikna olmadı. Bunun üzerine Scholl, ölülere saygısızlığın Cenevre Sözleşmesi'ne göre bir savaş suçu olduğunu ve bunun asla kabul edilemeyeceğini söylemesi üzerine halk ikna oldu. Ancak bu kez de acaba bu tür robotlar insanları yer mi korkusu baş gösterdi. İnsanları yiyeceğinden korkulan Ether'dan sonra yine DARPA tarafından finanse edilen ancak bu kez başka bir teknoloji devi olan Boston Dynamics tarafından üretilen asker Patman sahneye çıktı. Savaş alanında kimyasal tehlike olan bölgelere gönderilmesi düşünülen Patman ortalama bir erkek boyunun kilosuna sahip ancak çok daha fazla ağırlık kaldırabiliyor. Ayrıca Patman darbelere karşı direnç göstererek düşmeden yoluna devam edebiliyor. Robot teknolojisinin gelişimine öncülük eden Japon ve Amerikan eserlerinin üzerine bir katıda en fazla 5 sene içerisinde orduda görevlendirilmek için bir tür siber asker tasarlayan Rusya'dan geldi. Exoskeleton adı verilen siber askerin düşünce gücüyle çalışması planlanıyor. Rusya, insandan çok daha güçlü ve hareket kabiliyeti üst düzeyde olan robotları prototip olarak üretmiş durumda. Ancak yapay zeka eklenilmesi düşünülen bu robotlar için beyin işlemci karışımı yarı organik bir protez geliştirmesi için ise çalışmalar sürdürülmekte. Exoskeleton ağırlıklı şınav çekerse en az bir denizci kadar dayanıklı ve eş fiziksel yeteneklere sahip olan bu robotların görünüşleri ise Terminatör'ü aratmıyor. 300 kilo ağırlığı bir tüy kaldırır edasıyla kaldırabilecek kadar güçlü olan bu robotların askeri alan haricinde deprem sonrası enkaz kaldırma, fabrikalardaki ağır parçaların kaldırılması ve taşınması, yangınlardaki itfaiye eri olarak da kullanılması düşünülüyor. Son olarak ise Mirror Online Aralık ayında Rusya tarafından uzay araştırmaları için geliştirildiği belirtilen Fedor adlı Android robotun son deneysel gösterilerini yayınladı.
Robot, Android teknikleri ile İleri Araştırma Fonu tarafından geliştirilen Fedor, 2021 uzay seyahati için ayarlandığı ve şu anda uzun vadede ISS bakımı için kozmonotlara kalıcı bir yedek olarak lanse edilmekte. Ayrıca robota askeri yetenekler de öğretilmeye başlandığı ve bunun herhangi bir aksilik olması ihtimaline karşı kurtarma görevleri düşünülerek oluşturulduğu söylenmekte. Rus Uzay Ajansı, Fedor programının ayda kalıcı bir üs inşa etmek için geliştirildiğini, bu üssün de özellikle maden çıkarma amacıyla daha büyük bir projenin parçası olan başlangıçta 11 kozmonot ve çeşitli robotlara ev sahibi olabileceğini belirtti. Fedor, normal bir insan boyunda olup 160 kilo ağırlığında, ekstra ekipmana bağlı olarak da 20 kilo kadar yük kaldırabiliyor. Bununla beraber motor becerileri ile birçok tamir aletini kullanıp bir insan gibi araç kullanabilmekte. En son yaptığı gösteride ise iki eliyle kullandığı silahlarla bütün hedefleri tek bir sapma olmadan vurmayı başardı. Rusya Başbakan Yardımcısı Rogozin Dimitri, robot Fedor iki ellerini kusursuz kullanarak mükemmel bir beceri gösterdi dedi. Ayrıca Terminator oluşturma niyetinde değiliz ama bu ilerleme yapay zekanın çeşitli alanlarda kullanılması için büyük bir öneme sahip olacak diyerek de sözlerini bitirdi. Fakat uzay uçuşları ve arama kurtarma operasyonu için kullanacağı söylenen robotun neden silah kullandığını, bunun üzerine hassasiyet ile durduklarını açıklamadı. Robot teknolojisi sanıldığı kadar kolay gelişmiş bir süreç değil. Zira yürümek bizim için çocuk oyuncağı olsa da aslında çok komplike bir sistem ürünü. Orta kulakla sinir sistemi arasında muhteşem bağlantı sayesinde yürüyebildiğimizi biliyoruz. İşte bu sistemin bir robota entegre edilmesi sanıldığı kadar kolay değil. Çok ciddi bir yazılım gereksinmesinin yanında bu yazılımla donanımı çalıştırabilecek güçlü bir işlemci de gerekiyor. Elbette tüm bu sistemi besleyecek, gücü sağlayacak kaynak da büyük bir problem. Boston Dynamics'in ürettiği ilk robotun fosil yakıt tüketen bir motoru olduğunu da hesaba katacak olursak, güç kaynağının nedenli ciddi bir sorun olduğunu görebiliriz. Silahlı süper robot askerler ve her ne olursa olsun belli bir program çerçevesine hizmet verecek insansı robotlar artık neredeyse evimize girmeye hazır. Tabii konuyla ilgili etik tartışmalar da sürüyor. Bu robotlara yapay zeka eklemek mantıklı mı? İnisiyatifi olan robot matematiksel bir mantıkta fayda üretmeye çalışırsa ne olur? Yapay zeka eklenen robot bir gün kontrolden çıkıp da kendi ordusunu kurmaya kalkarsa sorusunun da daha bir cevabı bulunmuş değil. Umarız ki hiçbir nesil istilalar görmez. Sonuç olarak belli düzeyde basit işlemleri yapabilecek ev robotlarının yanı sıra savaş alanlarında bir insan askerden çok daha uzun süre aç, susuz ve hatta bacaksız savaşabilecek robotların üretilmeye başlandığını biliyoruz. Umalım ki bilim kurgu filmlerindeki robot istilalarıyla insanları ikiye ayırıp bir parçasını sağa sola fırlatan kontrolden çıkmış canavar robotlarla karşılaşmayalım ve bir insan-robot savaşı başlamasın. Ve biz de şu sözleri duymayalım. Kemiklerin una dönüşecek ve onların üstünde yeni bir nesil yürüyecek. They lived only to face a new nightmare. The war against the machines. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.